Zeynep Gelin'in yatak odası luxury tarzı mobilyalara ev sahipliği yapıyor. Bizon rengi yatak başlığıyla damask desenli yatak örtüsünün uyumu harika. Rose gold aynalı komodinler ve kademeli makyaj masası gayet şık seçimler. Son olarak mobilyaları çok beğensek de bu kadar küçük bir oda için uygun ebatta olmadığını belirtelim ve sözü ev sahibimize Zeynep Gelin'e bırakalım. Yatak odama hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bakalım buraya nasıl yorum yapacaksınız? Çok merak ediyorum. Diğer tarafları çok eleştirdiniz. Öncelikle ben başlayacağım. Öncelikle dolabından başlayacağım. O ayıcık ne mana orada? Ayıcık mı? İlahi aleyna. Maymun o maymun. Size giderken bunu hediye edeceğim hayatım. Ben çok almak beğendiniz. İsterim. Ben de almak isterim. Çocuğuma götürürüm. Götür hediyem teşekkür olsun ederim. Sana. Daha iyi oldu böyle. Bence de. Bir de içeriye girerken şu dikkatimi çekti. Burada bir siyahlık var. Hayatım o siyahlık değil, o zaten battaniyenin deseni ve renk değiştiriyor. Şöyle bir yaparsan zaten görürsün bak, burada da var. Siyahlık değil yani, renk değiştiriyor. Şurada da var sanki evet, ama. Evet, siyahlık var. Renk aşkım burada da var. Burada krem da var. Rengi bir battaniye ama üzerinde siyah lekeleri var sanki. Sanki bir defo gibi varmış gibi duruyor aslında. Aşkım mutfakta da söylemiştim, bir göz doktoru şart sana sanırım. Hayır, benim gözlerim gayet iyi bence duruyor. Şart lazım. Kızlar battaniye lekesindense direkt battaniye çok manasız değil mi? Bence burada. De. Burada. Yatak örtüsünün yani yatak örtüsü çok güzel ama bu çok ama manasız. Ama yatak örtümde set zaten. Set ama hiç uymuyor bence. Sen set her kullanmak... evet, set olanı, sana her hediye geleni kullanmak zorunda mısın bunun gibi? Hayatım onu zaten sana hediye ettim. Boynuna asar. Baza ama hangi birini falan alacağım ki ben? Benim zaten diğerleri. Hayatım sadece maymuna hediye ettim. Evimi vereyim sana. İstersen tapusunu vereyim. Mutfaktaki masan açılır kapanır. Hediye diye onu orada kullandım bu set diye. Yani bu üstünü örtmek için. Aşkım zaten bunu örtüyorum, kullanıyorum. Bunu ne yapabilirim? Nereye kaldırabilirim? Yani en azından biz geldiğimiz için bunu kullanmasaydın yatak örtün çok güzel. Ama bu bence buraya birazcık gereksiz olmuş. Ama şimdi, sen yatarken üstünü ört, üşütme. Üşütmüyorum zaten hayatım, örtüyorum. Merak etme, sıkı örtüyorum üstüme hem de. Evet. Siz geliyorsunuz dedi, özellikle sizin için ben bu örtüyü buradan kaldıramam. Kusura bakmayın. Ben senin ben için nasıl söylüyorum. Kullanıyorsam yatak odamı o şekilde sergilerim. O şekilde son olarak sana bir yorumum olacak. Bu komodinin üstündeki tül ne alaka? Damat bahçesi. Benim kocamın çeyizden parça. Kocam çok değerlidir benim için ve her yerdedir. Hepimizin kocası bence değerli. Bence çok saçma hayatım olmuş ama. Benim çok ama fazla de değerli. Hayır o. Ve ben bunu burada kullanmak miyim bir ben? Tabii hayatım. Damat bohçası tülü. Canım bence sen bunu al. Ramazan'ın damat bohçası yazıyor kızlar. Bence sen bunu al, çeyizine koy. Çeyize daha çok yakışır. Yani tamam senin için anlamlı, kocan çok değerli, benim de kocam çok değerli. Hepimizin tabii ki zaten. Evet. Ama o çeyize daha çok yakışır. O zaman şöyle yapalım hayatım, ben bunu giderken sana vereyim, kocanın boynunu asarsın. Her şeyi bilir. Canım sen onu eşine tak, papyonu eşimin papyonu vardı zaten, merak etme. Bence eksik düğünde kalmış. Takmıştı papyonunu. Unutmuş o zaman demek. Ben sana giderken vereyim, sen kocana papyon olarak kullanırsın. Canım hiç tarzımız değil biliyor musun? Bence ben sana yazıyı bir öneri olarak ben üstünden yazıyı alırım, eşine özel götürürsün. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendi kocasının eşyasını her yere sermiş, bir de bana hediye etmeye çalışıyor. Çok tutumsuz buldum bu davranışını da. Mobilyaları neden bu kadar büyük seçtin bu küçük odaya? Mesela bu komodinlerin aşırı büyük bu odaya. Şimdi şöyle hemen açıklayayım ben. Benim düğünüme 15 gün kala evim boşaldı. Eşyalarımı öncesinde almak zorunda kaldık ve kayınvalidem alt katta oturuyor. Alt katta oturduğu için onun evine göre ayarlamaya çalıştım ama odalar farklı kalıyormuş tabii. Biz bunu düşünemedik, ona göre almıştık. Ama bence gayet uyumlu oldu benim odama. Evi bilmiyorsan ona göre biraz daha temkinli davranıp daha küçük bir mobilya. Çünkü bu komodinin belli yani, kendini gösteren bir komodin, aynalı bir komodin. Hı hı. O yüzden çok fazla olmuş, çok boğmuş odayı küçük olduğu için. Avizen güzel. Teşekkür ama ederim. Bu şaşalı odaya da bu biraz basit kalmış. Kızlar sizce? Ya şimdi çok hani böyle şeffaflı gibi. Zaten çok aynalı, çok ışıklı ve dolaplar falan da ledli olduğu için biraz daha sade tercih etmek istedim yatak ya, odasında. Ya. Bir de makyaj aynan üstünde bir çanta görüyorum makyaj malzemelerini koydum. Evet. Onun dışında neden tekrar farların falan var? Orası biraz fazlalık, sanki toplayamamışsın gibi olmuş. Topladım aşkım, topladım, merak etme. O kadar vaktim vardı. Ya şimdi makyaj kutusuna koyduklarım benim
Elimin altında olmayanlar, daha çok böyle düğüne giderken vesaire, böyle bir yemeğe giderken kullandım. Diğerleri günlük kullandıklarım hemen elimin altında. O yüzden hep hazırda tutuyorum onları. Bunları da peki bir kutuya koyamaz mıydın? Yani öyle çok böyle dağınık gibi duruyor ya. Ben makyajıma çok düşkün bir insanım. Sürekli makyaj yapan bir insan olarak hep elimin altında durması gerekiyor. Peki. Tuba'cığım, yorumun bittiyse ben devam etmek istiyorum. Tabii hayatım. Tabii maymunla kaptık. Artık bir giriş kaptık. Yapayım. Tabii bununla birlikte konuşacağım zaten. Boynu nasıl istersen daha güzel. Keşke asılsa asarım. Asılıyor ama işte aşkım. Yer yok, ne yapayım. İlk olarak ben şöyle gireceğim. Yatak odanı çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Hiç tarzım değil ama tek başına mobilyan mükemmel. Teşekkür ederim. Bu odaya hiç uygun değil. Kayınvalidenin evine göre bakmışsın. Sen bu mobilyaları almadan önce hiç mi bakmadın? Yani sonuçta sen bunu ömürlük almasan dahi bir odana koyuyorsun. Belki hiç sığmaya da bilirdi. Yani bu riski alıp bu kadar büyük şatafatlı bir mobilyayı alman bence çok yanlış. Risk İyi ki almayı sığmış. Seviyorum. Riski burada alma bence sen. Burada da almayı seviyorum. Bence bu kadarı fazla. Sizi ağırladıysam demek ki çok büyük bir risk almış demek. Almış. Evet, bulundu. Bizim gibi evet. Çok evet. Güzel bir iltifat oldu bu bizim için. Devam etmek istiyorum yorumuma. Dediğim gibi yatak odan çok güzel. Burada avantgarde kullanmışsın. Daha klasik değil de spor bir şeyler kullanırsan daha küçük mobilyan daha iyi olur. Aşkım, sıkılırsam sponsorum olursun. Olurum tatlım. Ben sana yatak odası mağazası açarım. Tamam aşkım, teşekkürler. Yatak odası genel olarak benim tarzıma hitap etmiyordu. Odasına çok büyük gelmişti mobilyalar. Eksik çoktu ama hepsini anlatarak kendimi yormak istemedim. Çünkü her şeye bir cevabı vardı. Öncelikle nefes alamıyorum burada çünkü gerçekten eşyalar bu odaya çok büyük olmuş. Zaten arkadaşlar söyledi. Oksijen getireyim istersen aşkım. Çok iyi olur, birazdan alırım tamam. Zaten. Mesela sen giyinirken şunu da merak ediyorum. Kapak nasıl açılıyor, yani nasıl giyinebiliyorsun? Çok rahat bir şekilde giyinebilirim. Yatak engellemiyor ayrıca mu kapak? Hayır, hiç engellemiyor. Bir açabilir misin, nasıl açılıyor mu görmek istiyorum açıkçası. Tabii hayatım, açayım. Yarım bir şekilde. Yarım bile değil yani, çok az açılıyor. Evet, bu da demek oluyor ki buraya gerçekten büyük bir mobilya seçmiş. Ama ben rahat bir şekilde kıyafetlerimi alabiliyorum. Zaten gördüğünüz üzere çok zayıf olduğum için rahat bir şekilde her yere sığabiliyorum. Benim için bir problem Anladım. Değil. Ben senin zayıflığın ya da fiziki durumunla ilgilenmiyorum. Mobilyalarınla ilgileniyorum. Büyük mobilyayı ben tercih ettim. Evet, dolap kapağım çok rahat açılmıyor ama ben rahat bir şekilde istediğime ulaşabiliyorum. Bence yatak odasında kullandığı dolabı kullanışlı bir mobilya değildi. Odasına göre çok büyük kalmıştı. Fon perdelerini siyah tercih etmişsin. Zaten çok boğucu. Siyah Neden tercih siyah? Etmemin sebebi karartma bunlar. Mesela gündüz de olsa, mesela ben evde uyumak istediğim zaman yatak odasına perdeleri kapattığım zaman hiçbir gün ışığı almıyor. Karartmalar sadece yüzden, siyah renkte mevcut değil. Her renkte karartma perde yaptırabilir. Siyah renkte mevcut değil ama ben gittiğim zaman perdeciye siyahın daha iyi olduğunu ve güneşi içeriye vermediğini, diğer renklerin güneşi içeri sızdırdığını söylediği için siyah tercih etmek istedim. Anladım. Çok pardon, vardiyalı falan mı çalışıyor eşin ya da sen? Ya eşim vardiyalı çalışmıyor ama mesela yani ben... Bu kadar hani kararsın diye yani. Ama akşam da mesela, sabah uyandığımda mesela ben öğlen işe gitmek istediğim zaman bir de gidiyorum mesela. Geç saate kadar uyuyorum. Gün ışığının içeri girmesini istemiyorum. Ben yatak örtünü çok beğendim. Fiyatı nedir? Yatak örtüm 12 bin TL. 12 bin TL. Evet. Çok fazla değil mi ya 12 bin TL kızlar? Bir Türkiye'de mi üretiliyor böyle, yurt dışında falan mı acaba? Özel, İpek falan özel mı? Özel ürettirdim hayatım. Ankastan'la aynı fiyatlı neyi galiba. Neyi özel mesela bunun? Aşkım, yatak örtüm gayet şık. Hayır, bir de şöyle bir güzel. Battaniyesi ve var. Ve yatak sonuçta. Ve sonuçta yatak önemli bir yer. Önemli de 12 bin TL yani. Ben rahatıma düşkünüm arkadaşım. Rahat hayatım olsun. Bununla yatmıyorsun ki. Yumuşak bir şey sormak istiyorum Zeynep. Yumuşak şey sormak istiyorum. Ankastren de 12 bin liraydı. Aynı yerden mi aldın? Ya neyi sorguluyorsunuz arkadaşlar? Var ki aldım. Var ki alıyoruz. Ne demek ki ya? Bende de var. Var ki takıyorum diyor muyum? Bu kadar görgüsüzlük görmedim açıkçası. Bütçe meselesi. Sizin de olsun, siz de yapın. Hayatım, sizin evinizde de göreceğiz. Allah daha çok ver. Gözümüz Aa, yok. Bu çok ön yargı. Yani insanları bence biraz eziklemek oluyor. Yani 12 bin liraya ben yatak örtüsüne vermem şahsen. Niye şaşırıyorsunuz ki? Kaliteli bir şey alıyorum. Siz 100 liralık yatak örtüsü mü örtüyorsunuz? Dolabını ben çok merak ettim. Şu 12 bin liradan sonra şu an bekliyorum. Hayatım, şimdi böyle makyaj aynam, evet. Dolabım, komodinlerim hepsi 35 bin TL. 12 bin yatak örtüsüne verip 35 bin mobilyayı mı alıyorsun? Yani bu da biraz da çok değersizlik var. Yatağım da 25 bin lira. Yatağı saymadım. Baza. Yatağı 25 bin lira. Evet. Yatağı paket, ayrı, paket bunları ayrı değil mi hepsi? Aşkım ayrı şimdi şöyle, bunun fiyatını ayrı koymuşlar normalde set. Ama fiyatlarını ayrı koymuşlardı, o yüzden ayrı ayrı almak zorunda kaldım. Bunlar komple böyle setti. Bu da böyle tek olaraktı. Bence senin fiyat konusunda bir ya bir yanlışlığın var ya da sen kandırılıyorsun. Aşkım, kocam yani. Zengin. Aldı da aldı. Ben ne yapayım?
Zevkli olsaydı bari. Zevkli zaten. Zengin hayatım. Olmak mesele zevkli değil olmasaydı mi? Beni almazdı. Aa peki. Bu sefer güzelce geldi Zeynep'ten. Çıkalım mı kızlar yorumlar bitti. Ben nefes benim, alamıyorum zaten evet, çıkmak benim istiyorum. Başka şey. Hayatım, evet sana zaten oksijen alacak kızım böyle. Evet bekliyorum. Bir de reyak gördüm ama halı da gri. Ne alaka? Evet krem tonlarında olsaymış daha güzel olurmuş. Bak halıda bence. Katılıyorum sana. Halıya uyduramadım. Bu konuda sana katılıyorum. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki o zaman. Yorumuna katılıyorum. O zaman çıkıyoruz. Kızlar aynen.